Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen, yeni bir içerikte karşınızdayım. Bugünkü konumuz kamera RAW'da bir fotoğraf baştan sona nasıl düzenlenir? İster RAW olsun ister JPEG hiç fark etmez. Çektiğiniz fotoğrafları kamera RAW'da baştan sona istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. İster HDR olsun ister panoramik olsun hiç fark etmez. Bu fotoğrafları birleştirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınız için, baskı almak için, albüm tasarımı için, fotoğraf ile yapacağınız tüm işlemler için kamera RAW işinizi ciddi anlamda kolaylaştıracaktır. Photoshop'un komplike arayüzü sizi sıkıyorsa, Lightroom'un panel yapısı bunaltıyorsa kamera RAW tam size göre. Photoshop'la beraber gelen bu eklentiyi indirdiğiniz zaman ister JPEG ister RAW olsun istediğiniz tüm fotoğrafları hızlı bir şekilde düzenleyip paylaşabilirsiniz. Bu işlemleri de slider mantığıyla yapmak çok kolay. Bir saati geçkin bu eğitimde ilk etapta kamera RAW'ın arayüzünü tanıyoruz. Daha sonra o fotoğrafları nasıl düzenleyeceğimizi öğreniyoruz. Panoramik ve HDR fotoğrafları düzenlemeyi öğreniyoruz. Son olarak da baskı ya da sosyal medyada paylaşmak için o fotoğrafları nasıl kaydedeceğimizi kamera RAW üstünden öğreniyoruz. Siz de bu eğitime katılarak kamera RAW'da fotoğrafları düzenlemeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu eğitime katılan herkese diğer Udemy üstünden verdiğim Lightroom CC eğitimi ve bir fotoğrafı Photoshop ve Lightroom'da baştan sona düzenleme eğitimleri de ücretsiz. Bu eğitime kayıt olduğunuz zaman diğer eğitimlerin ücretsiz olduğuna dair kuponlar da tarafımdan sizlere gönderilecek. Eğer bu videoyu YouTube, Facebook, Twitter ya da Instagram üstünden izliyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarım üstünden benimle iletişime geçmeyi ve ayrıca bu eğitim tanıtım amacıyla sizler için %50 indirimli olarak sunulmakta. Eğitime kaydolduğunuz zaman %50 indirim kuponuyla da kayıt olabileceksiniz. Ayrıca bu eğitime kayıt olanlara diğer Udemy üstünden sunduğum Lightroom CC eğitimi ve bir fotoğrafı baştan sona Lightroom ve Photoshop'ta düzenleme eğitimleri de tamamen ücretsiz. 150 TL değerindeki bu eğitimlere 29.90 TL karşılığında siz de sahip olmak istiyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarım üstünden ya da Udemy üstünden benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Umarım bu eğitim sizler için yararlı olur. Bu videoyu da beğenip paylaşıp arkadaşlarınıza da iletmeyi unutmayın. Bu fırsattan onlar da yararlanabilsinler. Arkadaşlar, kamera RAW'ın tüm içeriğini hep beraber derslerimizde öğrenmiş olduk. 3 tane anlatmadığım nokta var. Bunlar bölgesel düzenleme araçları, radial filter, gradient filter ve adjustment brush. Bunları nasıl kullandığımı da bu eğitim esnasında sizlere aktaracağım. Bu fotoğrafı baştan sona kamera RAW'da düzenleyeceğiz. Demin sizlere anlattığım bu panel yapısı nasıl kullanıyoruz, ben bunları yaparken nelere dikkat ediyorum ve bu temel düzenlemeler, renksel düzenlemeler bittikten sonra da bölgesel düzenlemeleri nasıl yaptığımı sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ilk etapta fotoğrafımızı kamera RAW'da açtık. Yapmam gereken şeylerden bir tanesi. Bakın arkadaşlar, perspektifinde bozulma var bu fotoğrafın. Biraz yatık. İlk etapta bunu Lens Correction'la toparlayabildiğim kadarını buralara tıklayarak düzeltiyorum arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra yeterli düzenleme olmadıysa yukarıdaki Transform Tool'a tıklıyorum. Ve buradan otomatiği seçiyorum. Bakın perspektifi otomatik olarak düzeltti. Bu işlemi yaparken de ama fotoğrafımızı kesti. Yani siz bu işlemi yaparken dikkatli olun. Fotoğrafınızda croplanabilecek bir alan bırakmayı unutmayın. Bu temel işlemleri bitirdikten sonra Zoom Tool'a tıklıyorum. Geliyorum.
basic kısmına. Hatırlarsanız profil sekmemiz vardı. Burada en uygun olabilecek olanı kendimize göre seçebiliriz. Adobe Landscape'i seçiyorum ben. Özellikle manzara fotoğraflarında ve tonlamalarda gerçekten güzel bir doygunluk sağlıyor. Bu fotoğrafta da yaptığı işlemi şu an için gördünüz. Şimdi fotoğrafa baktığım zaman sıkıntıları var. Gökyüzünde bulutlar beyaz ama böyle istediğim doygunlukta ve belirginlikte değil. Yani highlight'ta sıkıntılar var parlak alanlarda. Highlight slider'ımız neredeydi? Buradaydı. Hop bunu kısıyoruz. Gördüğünüz gibi bulutlar ortaya çıktı. Bir diğer sıkıntımız şu gölge alanlarda arkadaşlar. Buralarda da ciddi problemlerimiz var. Bunu da açmak için Shadow'la açıyorum. Burada çok oldu bakın. Ekstradan fazla bir aydınlık oldu. O yüzden buradaki ayarı birazcık daha 50'lerde bırakacağım. Burada artık daha çok tecrübe ve göz kararıyla yapıyorsunuz. Şu iki kısım arasında çünkü bakın farklılıklar var. Buranın daha aydınlık. Bu kısmında gölgede olduğu için biraz daha koyu olmasında yarar var. Wipe the Black'le oynarken hatırlıyorsanız alt tuşuna basıyorduk. Sola doğru çekiyorum. Fotoğrafımdaki aydınlık bölgeleri düzenledim. Black'te de sağa doğru çekip bakın detay kayıpları yaşadığım alanları kurtarıyorum. Temel ayarlarımı fotoğraf üstünde gerçekleştirmiş oldum. Highlight, Shadow, Wipe the Black'le oynadığım zaman temel pozlama ayarlarım düzelmiş olmasına karşın fotoğrafım kontrast kaybetti. Bunu da şuradaki kontrast sekmesiyle biraz artırıyorum. Ayrıca daha farklı işlemler de yapacağız. Clarity'ye gelip fotoğrafa birazcık belirginlik katacağım. Burada 20 değerini çok fazla aşmıyorum arkadaşlar. Dehaze de manuel gelip 10 değerini hafif belirginlik ve renge doygunluk versin diye. Vibrance 50, 20 değerini giriyorum. Formülümüzü hatırlarsanız Saturation'da onun yarısı kadar olacak şekilde işlemi gerçekleştiriyorum. İlk hal ve son hal için buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bakın fotoğrafımız bu haldeydi. Bu hale geldi. Şimdi mesela bu yaptığım temel düzenlemeler hoşuma gitti ve fotoğrafın bu halini saklamak istiyorsam geliyorum Snapshot'a. Şuraya tıklıyorum. Basic diye kaydediyorum. Bundan sonraki renk düzenlemeleri vesaireyi nasıl etki ettiğini de buradan görebileceğiz. Bu işlemlerim bitti. Eğer fotoğrafımda beyaz dengesini değiştirmek istiyorsam Temperature ve Tint'le de oynayabilirim. Temperature birazcık daha sola doğru kaydırıp fotoğrafı biraz mavi tonlarına getireceğim. Tint'le oynamıyorum şu an çünkü mavi tonları ve sarı tonları baskın. Biraz daha ben maviye çekerek bu sarıdaki baskınlığı ortadan kaldırmış oldum. Şimdi bu işlemler de bittikten sonra birazcık kontrastını arttırmak için fotoğrafın ton curve eğrisine geliyorum arkadaşlar. Burada aşağı kısımda birazcık highlight'ı kısıyorum. Orta tonları birazcık açıyorum. Ve son olarak da yine koyu kısımları birazcık kıstım. Bulutların beyazı kaybolmaya başladı. O zaman birazcık daha şöyle yukarıya alırsam daha iyi olacak. Evet, eğrim bu şekilde. Çok fazla detaylı oynamayacağım. Hem kontrası hem rengi hem de doygunluğu sağlamaya çalışıyorum. Benim için bu değerler şu an için yeterli. Sonraki adımımız sharpening yani fotoğrafı keskinleştirme. Hatırlarsanız burada da alt tuşuna basıyorduk. Fotoğrafımızı siyah beyaza çevirip yaptığımız keskinleştirme işlemlerini bize gösteriyordu. Yine alt tuşuna basıp radius'u arttırıyorum. Bakın detayları görebiliyoruz. Yine aynı şekilde detail paneliyle de yaptığı bölgesel keskinleştirme işlemlerini gördük. Tüm bu düzenleme bittikten sonra amount, radius ve detail fotoğrafın her tarafına uyguladı. Ama bu gökyüzündeki parlak kısımlara uygulasın istemiyoruz. Bunun için de alt tuşuna basıp masking ile gökyüzündeki parlaklığı azaltıyoruz arkadaşlar. Sadece ağaçlar, denizdeki bazı kısımlar ve Haydarpaşa'nın detayları şu an keskin. Bizim için bu da yeterli. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bu keskinlik sadece buralarda mevcut. HSL ve Split Tuning arasında ilk etapta ben Split Tuning'de Highlight'a gelip
parlak alanların maviliğini arttırmak istiyorum. Geliyorum burada kendime göre güzel bir mavi ton seçiyorum. Birazcık da saturation veriyorum. Bakın gökyüzünü daha mavi oldu. İstiyorsam onu birazcık daha da böyle lacivert tonlarına getirebilirim. Gölge alanlarda ise biraz daha sıcak bir ton seçeceğim. Böyle sarı tonları, şuradaki tonlamalara yakın. Gördüğünüz gibi binanın rengi değişmeye başladı. Burada saturasyonu çok arttırmayacağım. Sadece temel rengi değiştirmek istiyorum. Balans ayarı ile sola doğru ya da sağa doğru çekip dengeyi değiştirebilirim. Ben biraz daha sağa doğru çekip maviliği baskın yapıp sarı tonlarını standart bir ayarda bırakmak istiyorum. Bu işlem de tamamlandıktan sonra HSL kısmına gelip temel renk değişikliklerini yapacağım. Yani gökyüzündeki bu maviliği farklı bir tona ya da farklı bir renge çevirmek istiyorsam buradaki imlecime tıklıyordum. Geliyordum mavinin üstüne. Hue'dayım. Renk sapması kısmında tıklıyorum. Yukarı ya da aşağı hareket ettiriyorum. Bakın birazcık daha böyle yeşile dönük bir maviye getirdim. Binamızın rengini de yine çok sarı bu. Ben birazcık daha değiştireceğim. Biraz daha böyle koyu. Evet, şöyle hafif kızılay dönük böyle bir kahverengi tonuna getirmiş oldum. Aynı işlemleri saturasyonda da yapacağım arkadaşlar. Gökyüzünün doygunluğunu arttıracağım. Bina üstünde de tam tersi birazcık düşüreceğim arkadaşlar. Daha güzel bir kontrastlı görüntü ortaya çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi. Son olarak da luminansla gökyüzünü şöyle aşağı doğru çekip koyultup binamızı da yine aşağı doğru birazcık çekip çok arttırmadan, evet şu an gördüğünüz gibi biraz daha koyulttuk. Bu yaptığım değişiklikler hoşuma gitti ve bu halini de saklamak istiyorsam yine Snapchat'a gelip buraya tıklayıp renk ve detay diyebilirim. Okey dedim. Bakın Basic'te yaptığımız hali buydu arkadaşlar fotoğrafımızın. Bu da renk ve detayla yaptığımız düzenlenmiş hali. Bakın ne kadar değişti fotoğrafımız. Devam ediyorum işlemlerime. HSL ve Split Tuning bitti. Zaten Lens Correction'ı uygulamıştık. Efekt panelinde köşelere vinyet eklemek istiyorsam M-Mount'la şöyle birazcık daha gördüğünüz gibi köşelere hafif bir vinyet ekledim. Orta noktayı biraz geniş tutacağım. Şu an bu düzenlenmiş hal benim için ideal. Calibration'la oynamayacağım. Zaten temel renk düzenlemelerini HSL ve Split Tuning ile yapmıştım. Presets ile işim yok. Zaten bu temel baştan sona bir düzenleme yapıyoruz biz. Snapshot'ta da zaten bu ayarlanmış yapılan düzenlemeleri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi baştan sona bir fotoğrafı kamera RAW'da düzenlemek mümkün. Buraya tıkladığınız zaman da fotoğrafın ilk halini ve son halini olan gelişmeleri de görebiliyorsunuz. Bir sonraki içeriğe kadar şimdilik kendinize dikkat edin. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.